Selamlar arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz Long Arc'a. En son hatırlarsanız geçen bölümde kazazedelerden neydi bu? Güven'i kurtardık. Güven'den sonra diğerlerinin kimliklerini toplayıp burada sahiplerine geri gönderdik. Yani akrabalarına geri verdik. Dedik ki akrabalarınız öldü. Boşuna aramayın. Üzgünüz. Bazılarını da bulamamıştık. Bulamadıklarımızı da bulamadık dedik. Şimdi diyor ki pederle konuş. Şimdi pederle konuşacağız. Bölümde ne yapacağımız, ne isteyeceğini söyleyecek bize. Pedercim, selamun aleyküm. Ben geldim. Tabii ki başardım. Ben benim. Başlama için dua etmiştim. Aynen, başardım. Bir kazazede daha buldum. İyi durumda. İnsülini de buldum. Teşekkürler evlat. Çok yardımcı oldun. Hava kötüleşiyor. Korkarım bir tipi daha yaklaşıyor. Nereden anladın? Tatlı vadenin çiftçileri yıllardır cemaatimin bir parçasıdır. Zaman değiştirileceğini anlamaya başlıyorsun. Tipiler bu yılımız zamanda yaygındır. Bir tipi için daha vakit geldi. Her an başlayabilir. O zaman ne olacak? Normalde bir yığın odun toplarız. Kileri doldururuz ve geçmesini bekleriz. Ya şimdi? Tüm yaptıklarımıza rağmen hava düzenine kadar hayatta kalmak için dua etmemiz gerekiyor. Dua etmek seninsin peder. Onu sana bırakıyorum. Uçağın düştüğü yer ve bölgede evler boyunca bulabildiğim tüm malzemeleri toplayacağım. Aradığımızda kalsın, belki bu insan hayatta kalmalarını sağlayabiliriz. Tanrı seni korusun çocuğum. Teşekkür ederim dayıcım. Şimdi sen benden ne istediğini söyle. Kısım 3. Yaklaşan fırtına. Yine de yolcu listesinde bazı isimler eksik. Sok etkisiyle uzaklaşmış olabilir. Yapacak bir şey yok. Onu da ben bulayım. Şimdi sen benden ne istiyorsun? Antiseptik veya orman sargısı, gıda veya içecekten gelen karoli, odun ya da diğer yakıt. Yanma süresi 48 saatlik yakıt süresi istiyor. 10 tane sargı bezi istiyor. Gaz yağı istiyor. Antibiyotik veya hazırlanmış reis mantarı istiyor. Yardım silahı var. Yardım silahı mermisi de var. Ve kayıp olan yerlerini bulmamız lazımmış. Onları bulmamı istiyor. Abi oralar uzak be abi. Oralar uzak be abi. Tamam, nereye bırakmamı istiyorsun? Buraya mı bırakayım? Malzemeleri mutfaktaki erzak dolabına yerleştir. Yerleştireyim, ayıpsın. Erzak dolabı hangisi, bu mu? Tamam, ne istiyorsun sen şimdi benden? Antiseptik veya orman sargısı. Al, 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane bende kalsın, ne olur ne olmaz. Ağrı kesici istemiş miydi? İstememişti. Antibiyotik istiyor. Antibiyotik. Şurada. Antibiyotim var mı? Antibiyotim var. Kaç tane istiyor antibiyoti? Nereden? 8 tane antibiyotik istiyor. Hepsini taşı. 2 tane daha vereceğiz. Antibiyotik tamam. Yardım silahı. O vardı bende. Hemen vereyim onu. Verdim. 4 tane al, hepsini veriyorum. 5 tane olsun. Ne olur ne olmaz. Gaz yağı. Gaz yağım çok az var. Gaz yağı bulmam lazım. Gaz yağı yetmedi. Sargı bezi istiyorsun. Sargı bezim var. 5 tane var. Kaç tane? 10 tane istiyorsun. Hemen üreteyim sana. Bende keten bolca vardı. Burada mıydı ketenlerimiz? Ketenler neredeydi? Ketenler neredeydi? Ketenlerimi göster bana. Keten burada. 10 tane sargı bezi istiyor. Yani 5 tane falan soysam 10 tane yapar. 5 tane de bana kalır. 1 2 3 4 ve 5. Zaten üstünüzde geçen uçaktan topladığımız yemeklerimi kısmını da bırakacağım. Tamam, sargı bezini de veriyoruz hemen. Veremedim. Sargı bezini de veriyorum hemen. Sargı bezleri. Hemen şuradan 10 tanesini veriyorum. Taşıdık. Sargı bezi tamam. Odun veya daha fazla yakıt. Odunum yok. Odunum olmaması kötü.
Antiseptik bulacağız. Al bunu da ver ya, lanet olsun. Antiseptik vereceğiz. Yemek vereyim sana, yemeğin bayağı var. Bunu al abicim. Şunları al, şunlardan kurtulalım. Yemeği hazırlayacağım galiba. O bu arada yemek yetmeyecek. Köpek mamasını sayıyor musun? Köpek mamasını da saydı. Etli fasulye. Onu da vereyim. Bayağı üstümüzü toparladı. Tamam, şimdi ne kaldı? Gaz yağı bulmam lazım. Gaz yağı nereden bulacaksam. Odun bulmam gerekiyor. Hemen şuradan biraz tutarsak gaz yağı çıkma ihtimali yok mudur? Burada gaz yağı çıkma ihtimali yok mudur? Bu kalsın. Bu arada çıkmayacak galiba ya. Buradan çıkan yemekleri direkt dolaba sal diyeceğim. Bu da fake diyorum. Hack arkadaşlar. Oyunun bize sağladığı özellikler bir tanesi, aslında pek hack sayılmaz ama olsun. Kirbit'i de alayım. Bizim de yemek yemeye ihtiyacımız olduğu için biz yemekleri bırakmadım ama. Kumaş. Bakalım 3-5 bir şey çıkarsa. Bir etli fasulye çıktı, onu geri vereceğim onlara zaten. Al bıçağı, lazım olur. Yakacak yok zaten. Buzdolabında ne var? Su. İşim yaramaz. Boş. Tamam, etini geri veriyorum abicim senin. Nerede hem? Nerelere bakıyorum? Etli fasulye al abicim. Bayağı daha ihtiyacımız varmış aslında. Su. Dandik kırık silahı da sal diyeceğim buraya. Neredeyse o silah. Yani bunu at abi. Bu işime yaramaz şu an zaten. Daha da bir sürü malzemem var ama olsun. Şimdi gidip bir sihir lootlayacağım. Acil durum kiti. E burada var mı silah? Ben silah verdik diye şey yaptım ama neyse, geri aldım. Kitaba yakacağız. Burada ne varmış? Toplanabilir ögesi filan falan. Bunu al, yanımızda kalsın. Keşfederim. Onu da yapacağım. Her şeyi yapacağım, merak etmeyin. Yemek. Dayı buraları aramamıştır. Bu kalsın. Bunu işime yaramaz. Tamam. Buralardan bir şey çıkar mısın? Altı patlar cephanem. Bayağı cephanem var. Altı patlarım yok. O kötü. Katiyanı. Bu katiyanlarını hemen şey yapacağım. Tusturucu yapmam lazım. Tusturucum kaç tane var? Tusturucu 2 tane var. Hemen bunları tusturucuya çevir abi. Gece oluyor. Hemen bu kısımdaki şeyleri toplayayım. Ne derler onun adına? Bu kısımdaki yakacakları toplayayım. Su ağaçları oraya sallayacağım. Ağaç diyorum. Kitapları oraya yine sallayacağım. Belki... Yok, daha bir saatlik yakıt var. Bayağı yakıt isteyecek benden. Şunları kırsam. Kıramıyorum ya. Peki burada ne var? Yerel efsaneler. Koca yak. Bu ne işime yarayacak? Yok. Aa, bunu al. Tamam, bunu yakarız. Ağrı kesici. İki seti lazım. Sargı bezi. Lazım olmaz ama olsun. Bunu al. Başka da bir şey lazım değil. Su aldım. Ne almıştım buraya atabileceğim bir şey aldım az önce. Ne aldım unuttum bir anda. Bir kahve bıraksak mı bunları acaba ya? Ya sonra ne yaparız kahveyi? Zor zamanda bize lazım olabilir. Kahveler onun için hemen vermeyeceğim. Hemen bunları bir odun toplayalım. Yakacak toplayalım. Yakacak nerede olabilir? Burada yakacak vardır diye düşünüyorum. Kalas. Kalası kıramadım. Burada niye tüfek mermisi var? Çok normal bir şeymiş gibi. Tüfek gövdesi koymuşlar. Kaç saat? Bir saat. Kır abi.
Nerede? Alo, kırdım ben onları az önce. Kırdım, vermedi odana. Bu safhası. Buradan kırılacak bir şey yok mu ya? Pazardayız. Ha, direkt envantere atıyor. Doğru değil mi? Doğru. Şaşırdım bir an. Bunu elle kırabiliyor muyum? Kıramıyorum. O zaman bunu da parçala burayı. Hemen yakıtlarını halledeceğim adamları. Bütün yakıt ihtiyaçlarını karşılamış olalım. Güne kadar içeceğim olduğu için hiç problem yaşamıyorum. Benim yemek problemi olacak. Çok fazla yemek bıraktım galiba oraya. Diye düşündüm ama öyle olmayacak galiba. Tamam. Çok mu yoruldu? Ha, şey, odunlar çok fazla geldi galiba. Hemen şurayı ufak bir toplayalım. Geceyi orada geçirelim tekrar. Merdiven. Elle kıramıyoruz. Tamam, bunu da kır. Bir şey görünmüyor yine. Yine hiçbir şey göremiyorum arkadaş. Dur, parmaksız eldiven. Kır abi, bunu da kır abi. 45 dakikada kırıyorsun. Kırmak için ışık gerekli. İyi dedi. Tamam, şimdi eve geri dönüyorum. Yatıp dinleniyorum tekrar. Dedi şey, papazın yerinde. Pederin yerinde yatıp dinleniyorum. Yakıtını veriyorum. Sabah tekrar kaldığımız yerden dağıtmaya devam ediyoruz. Bu kadar odun ona yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Dışarıda avlanan bir kurt var. Peder, sana yakacak her şeyi getirdim. Pişeyi de verdim pedere. Buradaki mermilerimiz, kovanları hala duruyor ama kovanları ben daha doldurmasını bilmiyorum. Hiç doldurmadım arkadaşlar. Onun için çekirdek mekirdek falan lazım diyor. Federciğim, sana biraz odun getirdim, topladım. Odun sıkıntın olmaz, merak etme. Odundan yana sıkıntın yok dayı. 32 tane. 15 tanesini şöyle 16 tane taşsak. Abi yok. Hepsini taşla, yine yetmiyor. Bayağı odun lazım dayı. Ben de şuraya koyayım, kafayı biraz atayım. 6 saat uyku yeter diye düşünüyorum. Burayı komple bir temizleyeceğim. Bakayım ne çıkacak. Yemek çok lazım. Dışarıda fırtına var. 3 saat daha uyuyor o zaman. Yemekten yana biraz sıkıntı yaşayacağız gibi hissetmeye başladım. Yemeğimiz bayağı azaldı. İyi ki de uçaktakileri toplamışım ama. Şu tavuk yemeklerini gömeyim. Arkadaşlar, hepiniz iyileşeceksiniz, hiç merak etmeyin. Son yemeklerimi yiyorum ben de bu arada. Peder, peder. Çok büyük sıkıntılar içindeyiz peder. Biraz fazla mı bıraktık pedere? Yemeği. Saat daha sabah olmasına var ya. Nasıl zaman geçiriyorduk burada he. Bir sabah olsun hemen. Güneş bir doğsun. Tamam, yeter, güneş doğularıydı. Pedercim sağ olsun, kurtardı bizi. Geceyi pederin yanına geçirmek iyi oldu. Ha, su baştan kırmaya başlıyoruz. Bunları, bankları kırmayacağım. Hemen evlerin içindekileri boşaltacağım. Bunları kıramıyor muyuz? Bunları falan kıramıyoruz bari. Bunlar yakacak değil mi ya? Tamam, bu ev zaten yıkılmış, yıkılacak. Bu evin içini boşaltalım. Daha rahat yıkılsın. Konteyneri araştır abi. Boş. Karton. Şunu verir abi. Yakacak olarak kullanırız. Hemen şunu da kır. Burayı boşaltıyorum abi hemen. Bunu kıramıyorum ben. O zaman bunu kır abi. Şu pederin yakacağını halledelim. Peder sıkıntı yaşamasın. Kafası da kır.
Milletlere yardım edelim derken biz açlıktan ölmeyelim de gerisine bir şey istemiyorum. Bana yiyecek bir şeyler ver. Tamam. Olur. Bu yerde yine kan. Kanımız eksikti zaten. İlerlemeye devam. Hop yakıt. Yakıt buldum. İyice yakıt. Çıktık. Burada yıkık bir ev var. Yıkık evden bir şey çıkmaz galiba. Onun içinde bir şey olabilir. Kömürlüğün içinde. Hop kömür. Tutuşturucu kömür kömür kömür. Hop kömür. Yakıt işimiz bitti galiba. Bu arada. Yemek lazım bize şu an. Yemek nereden bulabiliriz? Buraya bakmışım zaten. Buraya gelen buraya da bakmışımdır. Buraya geldiysem. Şu kiliseye bakalım. Kilisede ne çıkacak? Çok küçük bir köymüş burası ya. Bayağı küçükmüş yani. Kiliseye fazla zarar vermeyelim. Toplayabilecek bir şey varsa toplayalım çıkalım. Bunu mesela. Kumaşım bayağı var. Kumaş istemiyorum. Evet. Onu okumadan koymak kötü oldu. Sesi sesi. Suyum vardı bayağı. Olsun. Kitapları alalım. Bunlar İncil değildir bu ara. Dini kitapları yakmak istemem. Hop yemek. Severim. Feder suyunu buraya atmışsın. Kuzey Kıyı Piskoposu, alıcı Peder Thomas, Thomas Gecid Kilisesi. Yanıt hırsızlık ve kayıp eşya. Yakın zamanda gerçekleşen bu hırsızlık hepimizi çok üzdü. Burada bir polis memuruyla konuştum ve ilk telefon görüşmelerini Skapet Tepesi adındaki bir yerde eski bir çiftlik evini işaret ediyor. Orayı biliyor musun? Oraya iletişime geçildi mi? Daha fazla inceleme yapacağımı söz vermişti ama bunun için Gürtbeyer'e gitmesi gerekiyor. Ve bugünlerde bunun ne anlama geldiğini biliyorsun. Lütfen iletişime kal, Piskopos Steven. Bunu alayım yanında dursun. İyi gider bakarız ya. Bu ne? Başka? Tamam, bankları kırmayacağım. Banklar kıramıyorsun zaten. Tamam, burası. Burada bir şey yokmuş fazla. Bir tekrar gidelim. Peder'in yanına. Bir yoklayalım. Peder diyelim. Ne ayaksın sen? Burası küçük bir mezarlık. Mezarlıkta bir şey var mıdır? Mezarlıkta bir şey olacağını sanmıyorum. Ben acıktım ya. Şunu bir ye. Konserve açacağım vardı. Ye abi onu. Güzel. Hop güzel. Gömdün onu. Bunu da göm. Yemek bulmakta biraz sıkıntı yaşayabiliriz diye düşünmeye başladım. Afiyet olsun. Bir güzel yedim onu. Ve su iç üstüne. Bebek gibisin, hadi gidelim. Buraya girip bakmıştım galiba ama tekrar bir girip bakmak istiyorum. Çünkü burayı güzel lootlamış mıydık hatırlamıyorum ama yakıtlarını almamışım büyük şey ihtimalle. Yakacak şeylerini almamışımdır, boş. Lava bakmamışım mesela. Ayakkabı doğrusunu istemiyorum ayakkabı. Ayakkabı işine yaramaz sallama. Oo bayağı zaman harcattı burası. Yakıtını aldım. Tamam boş. Ben burayı lootlamışımdır ya. Full lootlamışımdır. Tamam burada bir şey yok. Burası patates. Buraların hepsine baktım. Burada alacakları aldım. Ha kitapları almamışım. Gazeteyi almamışım. Rafı kırar mıyız ya? Kırarız bu rafı ya. Kır bu rafı abi. Aşktan öleceğiz. Öyle hissetmiyorum şu an. Masayı da indir abi. Buna bakalım. Ağır kesicimiz var. Şunu da indir. Bayağı üstünde yakıt var. Bu yakıt çok rahat edecektir diye tahmin ediyorum.
12 saatlik o fırtına da var, severim. Tamam, suyu iki kev var. Arkasında kömürlüğü var, onun kömürlüğünde kömür vardır zaten. Kömürleri bulmamız zaten yeterince iyi olmuştu. Bu arada çok ağır olmuş üstüm. Gidelim bakalım. Üstümüzü bayağı bir hafifleteceğiz. Hadi dostum, gidebilirsin. Dışarıdaki fırtına bayağı yoğun. Zaten gece olmuş. Yine dayının orada geceyi geçireceğim de yemeğim bitti. Keşke yemeği en son verseymiştim. Ya da yemeği biraz hafifletip de verseymiştim. İyi olurmuştu. Acaba geri alabiliyoruz mu? Bayağı uzun bir görev olacak bu arkadaşlar. 2-3 bölüm gider galiba. Aslında çoğunu hallettim ama üstümdeki çoğu ürünü vererek. Olsun. Haberiniz olsun yani. Burası bayağı yıpranmış bir kasaba oldu ya. Kasaba bayağı yıprandı. Buraya bir destek gelmesi şart. Ya da bu alayı terk edecekler. Az kaldı, az kaldı. Hemen üşüdün sen de. Az kaldı, dur. O ateşi dışarıda yakmasaydınız o ateş sizi idare ederdi aşağıda yani. Ancakla kırardınız. Geldim peder, geldim, dayanın. Yemek konusunda sıkıntı yaşıyoruz pedercim ama yakacak konusunda sıkıntımız yok. Hallettik. Geldim peder. Merak etme. Ben de yüksek ihtimalle açlıkla öleceğim. Açıktan öleceğim. Sonra uykum yok. O zaman kahve yapayım kendime. Kahveden 100 kalori falan alıyorsun. Kahve bizi ayakta tutabilir az bir şey. Yemek niyetine kahve içebiliriz. Su aldımları da bir salalım. Modun yetecektir diye tahmin ediyorum. Bu arada yemek geri alabiliyoruz mu? Oo, yemekleri geri alabiliyoruz, süper. Yemekleri geri alabiliyoruz, tamamdır o zaman. Hepsini taşı. Oha, odun daha yetmedi mi? Al kömür de vereyim. Ya da odun ve kömürleri vereyim, bir kitaplar kalsın. Tamam, odun bitti. Kitaplar fazladan kalmış. Fazladan geldi elime. 3 tanesini hatta ver bana. O 3 tane bile yetiyor, fazlaymış. Tamam, kitap vereyim sana ben. Tamam, kömürler bende kalsın. Kömür var, işime yarayabilir. Ne kaldı? Gaz yağı kaldı. Yemek kaldı. Dur, yemeği ben yiyeceğim ama kusura bakma. Yemek bana lazım olacak. Ben yenisini bulur getiririm sana. Yemeklerden ver biraz bana. Şunu ver mesela. Su çürüyenleri ver bana. Bunları siz yemezsiniz ya. Çürük olanları bana verin abi. Tamam, yeri sizin olsun. Şunu göm abi bize. Dışarıda fırtına var. Ölüyoruz. Tamam, bu bizi son anda idare eder. Hemen su kahveleri hazırlayayım kendime. Abi ne var üstünde bu kadar ağır? 46 kilo ne var abi? Kömürler çok ağırlık yapıyor. Kitaplar çok ağırlık yapıyor. Ama olsun, yapacak bir şey yok. Şunu seç abi. Su kahve kutusunu pişir. Kahveleri pişir. Sudan daha kurtulmuş olurum aynı zamanda. Bir miktar suyundan da kurtulmuş oluruz. Geceyi de böyle değerlendirmiş olalım. Kahve içtim yanlışlıkla. İçme. Kahve bitti.
Tamam, bunu al. Aynen, daha fazla taşımana gerek yok zaten. Şuraya koy abi, uyu. Bir 5 saat uyusan yeter galiba. Uyudun mu? Dinlendin mi güzel yavrum? Ne yaptın? Daha var. 3 saat daha koy kafayı. Yakıcı hallettik pederlerini yakacağını. 2 saat daha sonra ya da 3 saat uyuyup. Suyumuz bolca var, onun için hiç problemimiz yok. Al. İçeriklerden bir tane kahveyi göm abi. Yetmedi, bir tane daha göm. Tamam, karnımız da doydu. İçeceğimiz de bitti. Ama ne var benim üstümde ya? Ben buraya zaten geri geleceğim. Bunu buraya at. Kitaplarında 4 tanesini at. Sorunam. Bunları bir topla. Tam güneş doğmadan. Üstümüzü bir hafifletelim. Şunları da topla abi. Köyü bayağı yağmaladık ya. Buradaki köy yok oldu. Tamam, son bir şapkayı parçaladık mı her şeyimiz tamam. Ne oluyor dayı, arkadan oluyorsun. Şu yemekleri de gömelim. Sandıkta ne var acaba? Bir sonraki sefere gelip bu sandığa bakacağım. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Yemek bulmamız lazım. Kayıp adamları bulmamız lazım. Yemeği nereden buluruz bilmiyorum ama. Tamam, yeterince malzeme topla diyor. Bu ne? İyi, oraya gidip bakalım ya. Yemek nereden bulabilirim ki burada? Yemek yapıp yemek olacak. Neresi var ki? Oo, buraya da gitmemiz lazım. Buraya da gitmemiz lazım. O zaman ilk su kocaya bakalım. Kocaya'nın orada yemek olma ihtimali var. Elimizde bir silah olsa gider geyik meyik vururduk falan da. Silahımız da yok. O bizim için üzücü bir şey. Bayağı uzak. Biraz yoracaklar bizi. Her zamanki gibi. İlerle yavrum, hadi. Yaparsın sen. Git o kocaya bul gel. Bakalım bu koca ayak normalde gerçekte neymiş. Kocaya gidip bakalım. Koca ayak, geliyorum, bekle. Umarım yemek olan bir yerdir de yemekleri alırız. Yemek ihtiyacımızı karşılarız. Bayağı yemek ihtiyacımız var. Öyle kurtarmış oluruz bugün de. Etraftaki bir yerde yüksek ihtimalle yemek var zaten de. Nerede acaba? Toplu bir yerde yemek var yüksek ihtimalle. Anam. Ya ne yaptın kanka ya? Üzdün beni şu an. Hep beni korkutuyorsun. Al git sar, hadi sar. Tamam hadi. Tamam, bunu da kullan abi ayağını. At ağzına iki tane. Tertemiz, hadi gidelim. Neyini kuvvetliyor anlamış değilim ya. Şurada bir yemek buldum bu arada ya ben. Tavşan avlamayacağım. Burada hazır ölmüş bir geyik var galiba. O geyiği toplayacağım. Onları papazın orada pişirdin mi tertemizsin, bebek gibisin, ben size söyleyeyim. Beleş geyik buldum.
2 kilo eti var. Bu bıçakla topladık mı temiz bebek. Her türlü gideri var burada. Bu koca ayağın mağarası da burada. Koca ayak, selamun aleyküm. Duydum ki buralarda... Aa, save aldı. Dur bende... Şey var. Ya da bunu salla. Normal fişeği kullanayım. Onun yakıtını belki... Şey kullanırız. Aa, bir ölü. Selamun aleyküm. Yakıt buldum. Yeni kurt derisi mod. Elef'in küpe dışarıda katmandan falan filan intermilen. Hedef tamamlandı. Boşart var buraya. Yemek lazım. Boş. Yazıklar olsun. Bir yemeğin bile yok. Ha, onu giyelim ya. Giy abi. Lan dur. Giy abi onu. Giyemiyoruz. Niye giyemiyoruz? Giy abi onu. Bebek gibisin hadi. Şöyle bir şey yapsak acaba, tavşan mı avlasak diye düşünmedim değil. Ha, bu arada bize su, ağaçların sarkık şeyleri de lazım. Neydi onun adı? Dalgalardan lazım. Ben direkt gidip şu yaklaşan fırtınalı adamı bulacağım ya. Tavşan, çık önümden. Seni avlamak zorunda bırakma beni. Benim odayı iyi bulalım. Bir kahveyi göm abi sen. Kuraklanı göm abi. Karnını güzel bir doyur. Önce biz doyalım ki arkamızda yaralı açlara da bir şeyler götürebiliriz. Haksız mıyım? Hayır, kahve içme, kahve içme, kahve içme lan. Heh. Su iç, su. Karnımız tokken kahve içmiyoruz. Yanlış tarafa gidiyorum. Şu tankalan arkadaşı bir bakalım. Bunda bir işimiz kalmadı hala artık ya. Ağırlıklarımızdan hafif hafif kurtarıyoruz. Hipotermi riskime karşı odunum da var yanımda abi. Bebek gibiyim şu an. Yakacağım da var yanımda. Üşümeyeceğim de. Donmayacağım da. Yemeğim de var. Ateşi yaktığım zaman üstüne bir o yakaladığımız geyi de pişirir yeriz. Canavar gibiyim ya, yok edeceğim şimdi. Ama gidip su büyük alanda, açık alanda kurtulan adamı bulmam lazım. 3 tane kayıp eleman var. 3'ünü bulup bir de onları taşımamız var yüksek ihtimalle arkadaşlar. Çünkü orada ayakta bizi beklediklerini sanmıyorum. Yüksek ihtimalle bir yerde yatıp bayılmışlardır. Onları tekrar kampa taşıyacağız. Biraz yoracaklar bize. Gibime geliyor. Benim her türlü yemek bulmam gerekiyor yani. Açık kısacası. Umarım güzel stoklu bir yer buluruz yemek için. Abim telefon niye bu kadar sürekli çalıyor? Her kayıtta telefonum niye bir mesaj atıyor telefonuma? Sustur abi. Sustun mu sen? Tamam, düz devam. Nerede yemek bulabiliriz acaba? Mackenzie aslında şeye çok yemek bıraktı ya.
neydi onun adı? Baraja çok yemek bıraktım. Baraja gitmemiz yok mu ya? Şu çubuğu da alayım. Bitkinlik azaldı. Azalsın, bitkinliğimiz azalsın, bir şey olmaz. Bu arada o adamın olduğu alana girmiş bulunmaktayız. Burada her yerde o adamı bulabiliriz. Şu yolun üzerinde yoktu. Buralarda yoktu. Onu biliyorum. Çünkü oradan geldim. Olsaydı görürdük diye düşünüyorum. Onun için burada bir yerde olması lazım. Acaba nerede? Onu bir bulalım. Şu ağaç sargısı bulmamız. Aa, ileride bir şey var. Ev mi o? O ev mi? Ama orası bizi ilgilendiren yer değil. Biz o kayıp adam bulmamız lazım. Yardımcı ateşte ve nerede olurdu ki? Hadi. Var mı daha gelen? Nereden attı? Göremedim ki dayı ya. Vallahi göremedim, nereye attı? Ağaçlardan görünmedi ki, nereden attı? Dur, bulacağım seni. Geyik mi? Geyik seni, onu da toplarım. Affetmem, geyik değilmiş bu arada. Sen nesin abi? Ben buraya gelmiş miydim? Ben buraya gelmiştim diye hatırlıyorum. Aynen, buraya gelmişim, toplamışım burayı. İşareti nereden attın onu anlamadım ya. O kötü oldu. Bunu kaçırmamız kötü oldu. Neyse, gidip bulalım. Dayı, buldum seni. Geliyor. Benim attığım işaret parlıyor. 12 parlayacak mı diye bakıyorum. Yok abi, işareti yok adamın. Abi nereye atıyor? Atıyordun ne? He, gördüm. Teşekkür ederim bebeğim, gördüm seni, dur. Geldim geldim. Kötü yerdesin be abi. Görünmüyorsun ki attığın yerde. Buna inebilir miyim oraya? Abi sen, Allah, biz burada ölürüz. Çıkamayız da. Kaldık burada. Geldim geldim. Attığın yer kötü abi. Ya burada attı. Galiba arkadaşı. O ateş yakmış burada.
Şunu alırım ama. Askeri şeyi yemiş ya. Bir şey kovanlarını alayım, iki tane attım. Logan. Yeşil. Su mu istiyorsun? Al su. Tamam, burada dinlen birazcık. Dur, bir dinlenme molası. Ya da salla dinlenme molasını, gel. Hadi gidiyorsun. Aldım seni, hadi birkaç. Niye taşıyoruz arkadaşlar? Yine amelelik yapıyoruz. Pes etme, seni bırakmayacağım. Hadi. Logan, geliyorum. Hadi yavaş yavaş Logan'ı kurtardık. Logan'a suyunu verdik, kurtardık. Bakalım. Hadi bu da konuşuyor, ailem mailem. Bence bunda yürümemek için böyle şeyler yapıyor, ben size söyleyeyim. Yardım edin. Sana ben yardım ediyorum. Baban burada yok ama ben varım, merak etme. Seni kurtaracağım Logan. Logan. Logan ne? Logan. Ya da tam öyle bir şey mi? Tam bilmiyorum. Nasıl okunuyor bu arkadaşlar? Adın nasıl okunuyor senin arkadaşım? Adın ne senin? Dümdüz gideceğiz. Uçak düştü. Ben sana diyeyim. Arkadaşların şu anda bir toplanma alanında. Onları bir yere topluyoruz. Sen de onların arasına katılacaksın biraz sonra. Merak etme. Malzemeden herkes ufaklık yerecek bu. Bunu yetiştir. Gideyim yerleştireyim. Ben arızak bulamadım ya dayı. Kusura bakmazsınız inşallah. Bu geyik etlerini orada pişireyim. Atayım dolaba, dolapta yesinler. Böylelikle. Geyik eti görsün yüzleri birazcık. Protein katsınlar, iyileşsinler hemen. Sonra da dayıya yardımcı olsunlar. Uçak düşüyor, yardıma gelen yok. Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bunlar da canını doldurmasını beklemedim. Zaten çok uzak değildi. Ondan fazla bir dinlendirmedim. Bak, iki arkadaş kurtardık bugün. Bu şimdi bu üçüncü olacak. İki tane daha toplayacağız. 4-5. 5 kişi toplayacağız tertemizinden. 5 tane sevap point. Bu arada acıktın mı kurt sesini, anlamadım ki. Bu arada kurt sesi var ya. Bence acıkmış gibi değil. Kurt sesi var. Dayağımızı vurkarsak tam olacak. Aa bak, bu da gökyüzündeki ışıklardan bahsediyor. Ne var oğlum gökyüzünde ışık ya? Yok oğlum gökyüzünde ışık, ışık. Yaklaşan fırtınada ölmek mi istiyorsun? Anlamadım ki. Az dayan, kurtaracağım seni. Bizim pederde anca bunu yap, şunu yap, şunu getirirsen memnun oluruz evladım, bunu getirirsen memnun oluruz evladım. Memnun olalım da peder için biraz kalk sen de bir şeyler yap. Ben doktor kadın halimde çıkıyorum, bir şeyler yapıyorum. Sen erkeksin ya, utan kendinden. Haksız mıyım şey? Sen erkek adamsın, çık. Git ne bileyim, odun kes, ava çık. En kötü bir odun kes, bir ağaç kes, devir ağacı. O size yeter bayağı bir süre. Her şeyi benden bekliyor. Odunu benden bekliyor. Yemeği benden bekliyor. Hastaları ben kurtarıyorum. E ben ne anladım bu işten arkadaş? Yanlış mıyım Chad? Yanlışsam yanlışsın de.
Yaşlı başlı biri değil o kadar. Yani iş git nereden baksan 40 yaşında mı olsun yani biz de çok da genç sayılmayız. Bu soğukta, karda, kışta biz daha yeni iyileştik. Abi bizde bir tane psikopat kadın kurtardı. Şey yapıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada. Bu arada bugün bir tane daha kurtaramayacağım galiba. Onu daha sonra kurtaracağım galiba. Ama o geyiği bulmamız iyi oldu. Güzel bir kalori kaynağımız oldu. 2 kilo et. Temiz. 2 kilo et demek 4 kişinin bir öğün yemeği demek bence. Yarım kilo yeseler her biri. 4 kişi idare eder. Fedor onlara yarım yarım porsiyon verir. 8 kişiye tertemiz. Haksız mıyım? Geliyorum. Bekleyin. Feder adam getirdim sana yine. Vagonun durumu sıkıntılı değil arkadaş. Soğuktan donmuyor. Susuzluğu da yok. Canı stabildi. Belki biraz hafiften iyileşmeye bile başlıyor olabilir. Bizim canımızda da sıkıntı yok. Yemeğimiz yeterince var. Kurt etlerini vereceğim sadece. Logan'dan aldığım konserve yemeği bende kalacak. Ödül olarak aldım onu. Hediye olarak da onlara geyik eti vereceğim. Ama bir tavşan yakalamamız vardı ya. Tavşan mı yakalasak acaba? Ocaktan topladığımız bayağı yemek bayağı işimize yaradı. O kadar yol getirdik ama bayağı kurtardı bizi. Başaracağız, sıkıntı yapma. Az kaldı. Ateşe götürüyorum ben seni, sen merak etme. Geldim. Az kaldı. Oraya gidene kadar yine acıktım ki ben. Hiçbir şey anlamadım bu durumdan. Sendeyim merak etme. Acaba yok ki her türlü gece oldu baksana. Biletleri pişirip dolaba atacağım. Her türlü çok geç kalacağız. Bir gece daha kalacağız burada. Tamam, bir tanesini kurtardım. Feder, sana bir hasta daha getirdim. Bir boğaz daha oldu artık. Ama acaba nerede yemek bulabilirim ki? Bu ateşi niye yaktılar burada acaba? Bir şey yok şey ihtimalle. Biri gelirse bizi kurtarsınlar diye ateş yaktıkları bir şey ihtimalle. Dumanı görsünler de. Biraz zor be Peter. Aha da birini daha getirdim Peter sana. Tamam, nereye bırakayım Peter? Aha, şurada yatağı. Feder, sana bir hasta daha getirdim Feder. Onu da söylemesine. Hop. Bada. Dinlen biraz dostum. Selamünaleyküm Feder. Pişirmeye başlamada sana yemek getirdim. Şunu hemen pişir. Tamam. Ne var üstünde sanki? Lagologi yapma. Tamam. 13, 130 gram daha dedik. 45 kiloymuşuz. Yemekler nerede? At abi geyik etini. Tak, tak.
7000 kavaleri falan daha lazım şu an bize. Son durum nedir? Buradan çıksak Tatlı Vadi binalarına gideriz ya. Tatlı Vadi binalarına gidelim arkadaşlar. Orada kendimizi koruyalım bence ya. Tavşan avlamak için yerde bulunan küçük taşları kullanabilir misiniz? Havanın fırtınalı olması bizi üzdü ya. Gece olmadan yetişir miyiz? Yetişiriz oraya. Her türlerde. Sinekilerden bir tanesini daha yiyelim. Biraz daha hafifleyelim. Biraz daha hızlı koşalım. Bu arada bu yetmedi sanki. Sana da güm. Yok, bana mısın demediler. Peki bunlar çok olur ya. Sonra yeriz onları da. Aa, ulan çıkış yok. Boşuna mı soktu lan bizi buraya? Anam, boşuna girdik buraya. Şu yoldan uzarız oraya. Lan bastık mı Tatlı Vadi binalarına gitmiş oluruz. Lan suyun aşağısında bir tane yer var. Buraya girelim bakalım, belki yiyecek bir şey vardı diyecektim. Oha, bir şey yazmışlar. Ne yazıyor? Kapalı banka, ipotek koymuş. He, banka ipotek koymuş bak. Ama bütün camlarını da şey yapmışlar. Kapamışlar. Geçmiş olsun arkadaşlar. İpoteklenmiş. Orada yemek vardır diye hayal etmiştim ben. Hayalimde orada yemek vardı. Etleri oraya salladık. Papaza. Bize bir 10.000 kalori, 10.000 kalori daha lazım. 10.000 kaloriyi nerede buluruz acaba ya? Nasıl yap? Ne yaptıracak acaba? Ona gidip bulalım. Hadi devam. O adamın yanında yine ateş var mıdır acaba ya? Onun yanında bir ateş, yine o ateşten varsa adamı kurtarırız. Ateşin yanında yatar, dinleniriz. Adam orada sonra da gelir taşırız ya. Aynen öyle yaparız. Biraz riske gireceğim. Öyle deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Devam, devam, devam. Yok değil mi? Kenarda bir yerde devam ettirelim. Arkadaşlar, bu bölümün burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.